Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu matrisler ve determinantlar olacak. İlk önce matrislerle başlayalım. İ ve J sayma sayılar olmak üzere. İşte İ 1 ile M arasında değişen değerler. J de ne? J. J de 1 ile N arasında değerler almak üzere. A, İ, J reel sayılarını gösterecek şekilde. M satır ve N sütundan oluşan. Bu şekildeki tablovari yazdığımız olayımıza bir matris diyeceğiz. İşte matrisimizin elemanları bu şekilde olacak ve boyutu burada m çarpı n olacak. Bu A11 birinci satırın birinci elemanı demek oluyor. A12 birinci satırın ikinci elemanı. A13 birinci satırın üçüncü elemanı. A1n birinci satırın n'inci elemanı oluyor. Devam ediyorum. A21 ikinci satırın birinci elemanı. İkinci satırın ikinci elemanı diye gidiyor. Bir başka ifadeyle A23 ikinci satır üçüncü sütuna denk gelen eleman demek kesişimi. 2'nin n'i ikinci satırın n'inci sütunu. Yani satırlarımız şöyle yazıldığı zaman M tane, M tane, M. M tane satır. Sütunlarımız ikinci bileşenlerden. Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun, n'inci sütun. N tane olacak şekilde satır ve sütun matrisin boyutunu gösterecek. Bu şekildeki tablovari yazıma biz matris diyeceğiz. İşte matrisler büyük harflerle gösterilecekler. M satırlı ve N sütunlu bir A matrisi. A, M çarpı N, satır M, sütun N. Satır sayısı birinci M, sütun sayısı ikinci N olacak. Veya şu şekildeki de AIC elemanları gösterilmiş olacak. İşte sana bir tane soru. Satır sütun sayısını ifade eden, satır sütun sayısını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, üçüncü satır, üç satır, üç satır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, dört sütun. 3 çarpı 4'lük bir boyuta sahiptir bu matrisimiz. 3 çarpı 4 cevap B seçeneği. Devam ediyoruz bir tane daha. Şurada ise konum olarak bu elemanları bulmamız isteniyor. Birinci satırla ikinci sütunun kesiştiği yer. Birinci satırla ikinci sütunun kesiştiği yer eksi 3 demek ki burasıymış. Bir daha söylüyorum. Böyle yapabilir öğrenci arkadaşlar. Birinci satır, ikinci sütun. Birinci satır bu. İkinci sütun bu. Nerede kesiştiler? Eksi 3. Bunun ismi eksi 3. Bunun ismi eksi 3. Geldik 3'e 1. Üçüncü satır birinci sütun. Üçüncü satır birinci sütun. Üçüncü satır birinci sütun. Nerede kesiştiler? 3'te. Bunun ismi 3. Ve son olarak 2 1. İkinci satır birinci sütun. İkinci satır birinci sütun. Neredeymiş bu? 7. Demek ki bunun ismi de 7. Topla gel. Cevabımız 7 olacak. Topla gel. Cevabımız 7 olacak. Artı eksi 3 birbirine götürecek. Basit işler. Devam. Şimdi matrisin çeşitleri vardır kardeşim. Matrisin çeşitleri birincisi kare matristir. Satır sayısı sütun sayısına eşitse bu tür matrislere kare matris denir. İşte 2 çarpı 2'lik bir kare matris. 3 çarpı 3'lük bir kare matris. Yani satırları da 3 adet. Sütunları da 3 adet. Satırları, sütunları ikişer adet. Buna kare matris denir. Satır sayısı, sütun sayısına eşit olan matrislere kare matris denir. Kare matrislerde şuradaki göstermiş olduğumuz köşegene esas köşegen veya asal köşegen denir. Diğer köşegene ise, sanki onun simetriği gibi, diğer köşegene ise yedek köşegen denir. Mesela burada asal köşegen şudur, yedek köşegen şudur. Asal, asıl böyle olacak. Bir başka matris çeşidimiz kare matristen ortaya çıkan. Eğer asal köşegen üzerindeki elemanların hepsi artı birden oluşuyor. Diğer bütün elemanları sıfır oluyorsa buna birim matris denir. Birim matris I, N ile gösterilir. I ile gösterilir. I ile gösterilir. İşte 2 çarpı 2'lik bir birim matris. Bunun ismini şöyle de I2 diye de söyleyenler olur. Böyle de göreceğiz. Bu I3 diye de söylenir, gösterilir. Nitekim burada da söyledik ön. Burada asal köşegen elemanları birlerden oluşuyor. Diğer elemanları sıfırsa bu 2 çarpı 2'lik birim matristir. Burada asal köşegen elemanları 1, 1, 1, 1'den oluşuyor. Diğer bütün elemanları sıfırsa buna da 3 çarpı 3'lük birim matris diyeceğiz biz. 3 çarpı 3'lük birim matris diyeceğiz. Şunları silelim. Devam edelim. Matris çeşitleri dedik. Şöyle devam edelim. A matrisi kare matrismiş. Boyutu da m çarpı n'miş. Bir de şu eşitlikler verilmiş. Bunun boyutunu bulacağım. Kare matris, kare matris ise o zaman şu şuna eşit. Bu buna eşit. M kime eşit? N'ye eşit. Ben demek ki şurayı 2n eksi 1 yazabilirim.
N artı 2 duruyor. 2N'den N'yi çıkardım. Ve gördüğümüz gibi N kaçtır? Bizim birim matrisimizin N'si kaçtır? 3. A matrisi M çarpı N'di. Kare matrisi olduğu için N çarpı N'di bu. Yani kaça kaçmış bu? A 3 çarpı 3'lük bir matrismiş. Bu böylece basit cebirsel bir denklem çözmeyle A kare matrisinin 3 çarpı 3'lük olduğunu, 3'ün 3'e eşit olduğunu, M'nin neye eşit olduğunu göstermiş olduk. Geldik bir tane daha örneğimize. Matrisinin asal köşegen üzerindeki elemanların toplamı ile yedek köşegen üzerindeki elemanlar toplamı. Topla gel. Asal köşegen ahanda bu. Topla bunları. 3, 1, 5 topla gel. 9. Yedek köşegen denilen zamazingo ise şurası. Bunları topla gel. Bunları topla gel. Artı 1, eksi 1 birbirini götürür. 3. Tamam. Elemanların toplamı. Bulduk işte. Orası 9'muş, orası 3'müş. Basit basit örneklerle alıştırma yapmaya çalışıyoruz. Bir tane daha örneğimiz işte. Ahanda birim matrisi sormuşuz şimdi. X, Y, Z toplamı kaçtır? Bu bir birim matrisse kardeşim. Şu asal köşegen üzerindeki elemanların hepsi 1 olacak. Diğer bütün zamazingolarımız 0 olacak. Diğer hepsi 0 olacak. Bu zaten 0, 0, 0 verilmiş. Buraları 0, 0, 0 olacak. Bunun 0 olabilmesi için Y 1 olacak. Bu 1. Diğer bütün elemanlar 1'dir. Şurası zaten 1. Bunun 1 olabilmesi için Z eksi 1 olmalı. Z eksi 1 olmalı. Eksi 1 artı 2 1 yaptı çünkü. Bunun da 1 olabilmesi için X küp eksi 8 olmalı. X küp eksi 8 ise X kaçtır? Eksi 2. Bu eksi 2. Bu eksi 1. Bu da artı 1. Yazdım. Eksi 2. Ne? Evet. Eksi 2. Eksi 2. Artı 1. Eksi 1. Topla gel. Cevabımız eksi 2 çıkacak. Birim matris olma şartı sadece şu köşegen üzerindeki elemanlar 1. Diğer bütün elemanlar 0'dı. Devam. Matris çeşitlerine devam ediyoruz. İlk önce kare matristen bahsettik. Sonra birim matristen bahsettik. Şimdi geldik sıfır matrise. Sıfır matris bütün elemanları sıfırsa buna sıfır matris denir. İşte 2 çarpı 2'lik, 3 çarpı 3'lük sıfır matris. O ile gösterilir. Asal köşegen üzerindeki elemanlar dışında diğer elemanları sıfır olan matrise köşegen matris denir. İşte bu köşegen matristir. Birim matristen farklı olarak burası 3 ve eksi 5. İşte birim matristen farklı olarak 1, 7, eksi 2. 1, 1, 1 değil. Eğer buralar 1, 1, 1 olsaydı bu I3 olacaktı. I3. Eğer buralar 1, 1 olsaydı buralar sıfırken bu da I2 olacaktı. Köşegen matris. Asal köşegen üzerindeki elemanlarımız sayılardan oluşuyor. Ama diğer elemanlarımız sıfırdan oluşuyorsa buna da köşegen matris deniyor. Asal köşegenin üstünde kalan her elemanı sıfır olan kare matrislere alt üçgen matris. Asal köşegenin altında kalan her elemanı sıfır olan kare matrislere üst üçgen matris denir. Bunu da ezberebileceğiz. Şöyle yapacağım ben. Öğrenci arkadaşlar bunu nasıl ayırt edecekler? Şöyle asal köşegeni çizdim. Eğer yukarısı sıfırsa aşağıda elemanlar varsa buna alt üçgen matris diyeceğiz. İşte ahanda kırmızıyla yazmışız. Asal köşegeni çizdim. Yukarıda elemanlar var. Aşağısı komple sıfırsa, aşağısı komple sıfırsa buna üst üçgen matris. Yani üstteki elemanlarla, alttaki elemanlarla iş yapacağım. Diğerleri sıfır. Çok da bir şey etkilemeyecek. Bana toplama, çıkarma, çarpma da göreceğiz. Neyse şimdi oraları karıştırmayayım ben. Yani işte şu alt üçgen matristir. Üst taraf sıfır olduğunda. Şu üst üçgen matristir. Alt taraf sıfır olduğundan. Kimin altı? Esas köşegen. Asal köşegen denilen hikayenin altı. Yine burada kimin üstü? Sıfırlardan, esas köşegenin üstü sıfırlardan oluşacak. İşte bir örnek. Aslında bu örneğin çözümünü de yanına almışız. Antrenman olsun diye arkadaşlara. Bu matris bir sıfır matristir. Bütün elemanları sıfırlardan oluşur. Hatta 3 çarpı 3'lük bir sıfır matristir. Bu matris bir köşegen matristir. 3 çarpı 3'lük bir köşegen matristir. Bu matris birim matristir. 4 çarpı 4 olduğu için, şurası 4 çarpı 4 olduğu için bunun ismi I4'tür. I4. Bu matris üst üçgen bir matristir. Çünkü ben esas köşegeni çizdiğimde aşağıda sıfırlar varsa yukarıdaki sayılardan mütevellit buna üst üçgen matris denir. Bunlar böyle okunur bir şekilde akılda kalması gerekir okunarak diye geçtik. Geldik iki matrisin eşitliğine. Gayet basit özellikler, kurallar söylüyoruz. Bunların kendileri de soru olarak gelebilir. Bunların hepsi değişik ikişerli üçerli karşımıza sorularda gelecek. Biraz sonra göreceğiz. Determinanta da göreceğiz. İki matrisin eşit olabilmesi için bir kere aynı boyutta olmaları gerekiyor. İyicileri aynı olması gerekiyor. Karşılıklı elemanlar eşitse bunlara eşit matris diyeceğiz. Burada bir şey yok.
aynı boyutta olacaklar ve karşılıklı elemanları eşit olacaklar, eşit matris. İşte bir tane örnek. Bunlar birbirlerine eşitse x, y, z toplamını bulun demiş. E kardeşim burası zaten 2 çarpı 2'lik. Tamam. Kare matris. Bu da 2 çarpı 2'lik kare matris. 2 çarpı 2'lik bir kare matris. Şuradaki birinci eleman. Şuradaki birinci elemana eşit olacak. X1 olacak. Şuradaki ikinci eleman. Satırdan gidiyorum. Şuna eşit olacak. Yani burası 3 olacak. Şuradaki 2. Hemen karşılığında aynı konumdaki 2'ye eşit olacak. Şuradaki y. Şuradaki 4'e eşit olacak. Topla gel. Cevabımız 8. E seçeneği bir şey yok. Göz hareketiyle bakarak öğrenci arkadaşlar bunu çözebilirler. Aynı boyuttaki matrislerin eşitliğinden bahsediyorsa aynı sıradaki elemanlar birbirlerine eşit olacak. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu matrisler ve determinantlar olacak. İlk önce matrislerle başlayalım. İ ve J sayma sayılar olmak üzere. İşte İ 1 ile M arasında değişen değerler. J de J, J de ne? J. J de 1 ile N arasında değerler almak üzere. A, I, J reel sayılarını gösterecek şekilde. M satır ve N sütundan oluşan. Bu şekildeki tablovari yazdığımız olayımıza bir matris diyeceğiz. İşte matrisimizin elemanları bu şekilde olacak ve boyutu burada M çarpı N olacak. Bu A1, 1 birinci satırın birinci elemanı demek oluyor. A1, 2 birinci satırın ikinci elemanı. A1, 3 birinci satırın üçüncü elemanı. A1, N birinci satırın n'inci elemanı oluyor. Devam ediyorum. A2, 1 ikinci satırın birinci elemanı. İkinci satırın ikinci elemanı diye gidiyor. Bir başka ifadeyle A2, 3 ikinci satır üçüncü sütuna denk gelen eleman demek kesişimi. 2'nin n'i ikinci satırın n'inci sütunu. Yani satırlarımız şöyle yazıldığı zaman M tane, M tane, M. M tane satır. Sütunlarımız ikinci bileşenlerden. Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun, n'inci sütun. N tane olacak şekilde satır ve sütun matrisin boyutunu gösterecek. Bu şekildeki tablovari yazıma biz matris diyeceğiz. İşte matrisler büyük harflerle gösterilecekler. M satırlı ve N sütunlu bir A matrisi. A, M çarpı N. Satır M, sütun N. Satır sayısı birinci M, sütun sayısı ikinci N olacak. Veya şu şekildeki de A, I, J elemanları gösterilmiş olacak. İşte sana bir tane soru. Satır sütun sayısını ifade eden, satır sütun sayısını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, üçüncü satır, üç satır, üç satır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, dört sütun. 3 çarpı 4'lük bir boyuta sahiptir bu matrisimiz. 3 çarpı 4 cevap B seçeneği. Devam ediyoruz bir tane daha. Şurada ise konum olarak bu elemanları bulmamız isteniyor. Birinci satırla ikinci sütunun kesiştiği yer. Birinci satırla ikinci sütunun kesiştiği yer eksi 3 demek ki burasıymış. Bir daha söylüyorum. Böyle yapabilir öğrenci arkadaşlar. Birinci satır, ikinci sütun. Birinci satır bu. İkinci sütun bu. Nerede kesiştiler? Eksi 3. Bunun ismi eksi 3. Bunun ismi eksi 3. Geldik 3'e 1. Üçüncü satır, birinci sütun. Üçüncü satır, birinci sütun. Üçüncü satır, birinci sütun. Nerede kesiştiler? 3'te. Bunun ismi 3. Ve son olarak 2, 1. İkinci satır, birinci sütun. İkinci satır, birinci sütun. Neredeymiş bu? 7. Demek ki bunun ismi de 7. Topla gel, cevabımız 7 olacak. Topla gel, cevabımız 7 olacak. Artı eksi 3 birbirine götürecek. Basit işler. Devam. Şimdi matrisin çeşitleri vardır kardeşim. Matrisin çeşitleri birincisi kare matristir. Satır sayısı, sütun sayısını eşitse bu tür matrislere kare matris denir. İşte 2 çarpı 2'lik bir kare matris, 3 çarpı 3'lük bir kare matris. Yani satırları da 3 adet, sütunları da 3 adet, satırları, sütunları 2'şer adet. Buna kare matris denir. Satır sayısı, sütun sayısına eşit olan matrislere kare matris denir. Kare matrislerde şuradaki göstermiş olduğumuz köşegene esas köşegen veya asal köşegen denir. Diğer köşegene ise, sanki onun simetriği gibi, diğer köşegene ise yedek köşegen denir. Mesela burada asal köşegen şudur, yedek köşegen şudur. Asal, asıl böyle olacak. Bir başka matris çeşidimiz kare matristen ortaya çıkan, eğer asal köşegen üzerindeki elemanların hepsi artı birden oluşuyor, diğer bütün elemanları sıfır oluyorsa buna birim matris denir. Birim matris I, N ile gösterilir. I ile gösterilir. I ile gösterilir. İşte 2 çarpı 2'lik bir birim matris. Bunun ismini şöyle de I2 diye de
söyleyenler olur. Böyle de göreceğiz. Bu I3 diye de söylenir, gösterilir. Nitekim burada da söyledik I'en. Burada asal köşegen elemanları birlerden oluşuyor. Diğer elemanları sıfırsa bu 2 çarpı 2'lik birim matristir. Burada asal köşegen elemanları 1, 1, 1, 1'den oluşuyor. Diğer bütün elemanları sıfırsa buna da 3 çarpı 3'lük birim matris diyeceğiz biz. 3 çarpı 3'lük birim matris diyeceğiz. Şunları silelim. Devam edelim. Matris çeşitleri dedik. Şöyle devam edelim. A matrisi kare matrismiş. Boyutu da M çarpı N'miş. Bir de şu eşitlikler verilmiş. Bunun boyutunu bulacağım. Kare matris kare matris ise o zaman şu şuna eşit. Bu buna eşit. M kime eşit? N'ye eşit. Ben demek ki şurayı 2N eksi 1 yazabilirim. N artı 2 duruyor. 2N'den N'yi çıkardım. Ve gördüğümüz gibi N kaçtır? Bizim birim matrisimizin N'si kaçtır? 3. A matrisi M çarpı N'di. Kare matris olduğu için N çarpı N'di bu. Yani kaça kaçmış bu? A 3 çarpı 3'lük bir matrismiş. Bu böylece basit cebirsel bir denklem çözmeyle A kare matrisinin 3 çarpı 3'lük olduğunu, 3'ün 3'e eşit olduğunu, M'nin neye eşit olduğunu göstermiş olduk. Geldik bir tane daha örneğimize. Matrisinin asal köşegen üzerindeki elemanların toplamı ile yedek köşegen üzerindeki elemanlar toplamı. Topla gel. Asal köşegen ahanda bu. Topla bunları. 3, 1, 5, topla gel 9. Yedek köşegen denilen zamazingo ise şurası. Bunları topla gel. Bunları topla gel. Artı 1, eksi 1 birbirini götürür. 3, tamam. Elemanları toplamı bulduk işte. Orası 9'muş, orası 3'müş. Basit basit örneklerle alıştırma yapmaya çalışıyoruz. Bir tane daha örneğimiz işte. Ahanda birim matrisi sormuşuz şimdi. X, Y, Z toplamı kaçtır? Bu bir birim matrisse kardeşim. Şu asal köşegen üzerindeki elemanların hepsi 1 olacak. Diğer bütün zamazingolarımız 0 olacak. Diğer hepsi 0 olacak. Bu zaten 0, 0, 0 verilmiş. Buraları 0, 0, 0 olacak. Bunun 0 olabilmesi için Y 1 olacak. Bu 1. Diğer bütün elemanlar 1'dir. Şurası zaten 1. Bunun 1 olabilmesi için Z eksi 1 olmalı. Z eksi 1 olmalı. Eksi 1 artı 2 1 yaptı çünkü. Bunun da 1 olabilmesi için X küp eksi 8 olmalı. X küp eksi 8 ise X kaçtır? Eksi 2. Bu eksi 2. Bu eksi 1, bu da artı 1. Yazdım. Eksi 2. Ne? Evet, eksi 2, eksi 2. Artı 1, eksi 1. Topla gel.